Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün ek ders, seminerler, işte biraz da ek hizmet puanları, güvenlik soruşturması falan, böyle genel bir soru cevap gibi bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce iyi bayramlar tekrardan. Bayramınız inşallah kutlu olsun. Birçok ilde, ilçede de ek dersler yattı. Yatmayan yerler de var. Bugün herhalde hepsinin yatacağını umuyorum. Yattığını veya yatacağını umuyorum. Evet. Bizde yatmış. Bizde yatmamış. Sizinki de yatmıştır veya yatacaktır. Yani mesela örnek olarak Bursa'da işte Yıldırım'da yattı. İnegöl'den bir arkadaşımız yazdı. İnegöl'de yatmamış. İstanbul'da Arnavutköy'de arkadaşlarımız yazdılar. Yatmış mesela. Başka ilçelerde yatmayanlar var. Yani dolayısıyla ilçe bazında da değişebiliyor. İşte Urfa'dan, Konya'dan, Hatay'dan yazan arkadaşlarımız oldu. Yatmadı hocam biz de dediler. Yani yatan yerler de var, yatmayan yerler de var. Yatması tabii güzel oluyor arkadaşlar. Bayram Evet. öncesi hepimizin çok ihtiyacı var tabii. Kurban bayramı öncesi. Dediğim gibi inşallah bugün yatar herhalde. İknur hocam, bu ek ders Haziran ayının ek dersi mi? Evet, Haziran ayının ek dersi. Bu Haziran ayının ek dersi arkadaşlar. Peki herkese yatıyor mu İknur hocam? Yani görev yapan kişilere yatıyor, çalışana yatıyor. Ek ders zaten hani çalıştığımız yani, zaman. Yani bugün herkese yatacak mı derseniz öyle olmasını umuyoruz arkadaşlar. Hocam seminerin ücreti de var mı bu ek dersin içinde? Var. Var arkadaşlar. Hocam seminerler daha bitmeden nasıl ek dersler yatmış? Ya izlemeyen olursa? Yani arkadaşlar bu çok zor bir durum değil. Fazla para verildiği zaman bu geri alınıyor sonradan. Bana fazla ek ders yattığı oldu. Hemen geri aldılar sonradan. Geri yatırttılar. Hocam sendika parası da yatacak mı? Sendika yani, aidatı arkadaşlar maaşla beraber yatıyor. Bununla alakalı değil. Hocam kursumu nasıl öğreneceğim? DYK kursunu. Okul. Arkadaşlar yani. Ücretli öğretmenseniz ilçeyi arayacaksınız. Okul seçimi yapmadınız. Ama normal bir okul öğretmeniyseniz o zaman okulu, başvurduğunuz okulu arayacaksınız. Hocam izinliydim ama yanlışlıkla yatırmışlar. Ne yapmalıyım İknur hocam? O zaman okul idaresini arayıp hemen geri yatırmalısınız. Evet arkadaşlar. Yoksa faiziyle geri alınır zaten mutlaka. Hocam normalde 5'i gibi yatardı. Evet. Ama bayramdan dolayı erken yatırmışlar. Yani birazcık şey gibi olmuş bu. Ocak ayında da hani evet. Yeni yıla geçmeden önce yatıyor ya. Aynen onun gibi olmuş yani. Faaliyet değerlendirme yapmasam olmaz mı İknur hocam? Olmaz. Olmaz arkadaşlar. O zaman MEPİS'e işlemiş olmuyor. Oradaki sertifika alınabilecek şeylere de bakarsanız faaliyet değerlendirmesi yapanlar çıkıyor orada, listeleniyor. Dolayısıyla faaliyet değerlendirmesini yapmalıyız arkadaşlar. Yani son gün diye bir şey çok yok ama hani oraya yapmalısınız ki o idarenizin önüne düşsün yani, listeye düşsün adınız yani. Ben de daha değerlendirmedim. Bir önce değerlendirdim. Ben değerlendirdim. Ücretli maaşları da yeter mi? Çalışanlar ve çalışmayanlar. Evet. Ücretli öğretmen maaşları da yeter mi İknur hocam? Ben yatabilir diye aynı düşünüyorum. Aynı zaten yani. Arkadaşlar. Bizim ek derslerimizle ücretli öğretmenlerin maaşları aynı zamanda yatıyor. Dolayısıyla yatacağını düşünüyoruz. Zamlı mı yatmış İknur hocam ücretler? Yok, zamlı değil. Daha zam oranları belli değil ki arkadaşlar. Zam oranları belli olsun. Ondan sonra maaşlar, sonraki ek ders ancak bu zam oranı gelmiş olacak. Hocam neden düşük yattı ya ek dersler? Benimki düşük gibi. Neden düşük? Ayın 16'sına kadar ders vardı arkadaşlar. Dolayısıyla kurslar hani ek ders bitti. Tabii son haftaya gelmeden kurslar bitti. Dersler için çok fazla ek ders alacağımız hafta olmadı. Bir tek seminer haftası var artı evet. olarak. Bu kadar. Bundan dolayı tabii birazcık normal zamana göre düşük olmuş oldu. Ama bu sebeplerden dolayı. Sözleşmelilere de ek ders yatacak mı İknur hocam? Yoksa sadece seminer mi yeter? Onlara da yatar yani. Bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Sözleşmeli veya kadrolu hepimize ek ders aynı zamanlarda yatıyor. Seminer için son tarih ne hocam? Bugün arkadaşlar. Bugün gece 12'ye kadar seminer izlemenin son tarihi. Bir tane izlemek yeterli mi hocam? Yeterli. Hocam hepsini izlemem mi lazım? Hayır.